Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Türkiye şampiyonları. Yerimiz de burası Güneş Bisiklet. Burası öyle bir yer ki arkadaşlar. Herkes buraya, Türkiye şampiyonları bile geliyor. Burası gerçekten çok bilinen bir yer. Şimdi ben öncelikli olarak arkadaşlara birkaç soru soracağım. Buraya nasıl geldiler? Bu şampiyonlukları nasıl elde ettiler? Bizleri gururla, Türkiye'mizi nasıl gururlandırdılar? Umarız uluslararası da çok büyük şampiyonluklar elde ederler. Daha büyük şampiyonluklar. Kendileri büyük madalyalar, kupalar, olimpiyatlarda da görme şansımız muhakkak olur. Ben ilk olarak Azize arkadaşımıza öncelik vererek birkaç soru sormak istiyorum. Bize biraz kendinden bahsedebilirsen çok seviniriz. Öncelikle herkese merhabalar. Ben Azize Beker, 21 yaşındayım. Milli takımdayım, bisiklet sporcusuyum. Bisiklet branşı farklı dallara ayrılıyor. Ben hem yol bisikleti hem dağ bisikleti yapıyorum. İkisinde de milliyim. Nasıl başladığıma geçtik. Evet. Bisiklet sporuna 12-13 yaşlarında başladım. Aslında atletizm altyapılıyım. Keşfedilerek bisiklet sporuna başladım. O günden bugüne kadar da belirli derecelerle bu zamanlara kadar geldik. Peki birkaç sorum daha olacak tabii evet. Size. Sizi biraz bekleteceğiz. Şimdi öncelikli olarak eğitiminizle ilgili ya şu soru çok oluyor insanlar karşısında. Mesela ben özellikle bu soruyu size sormak istiyorum. Sizin spor yaşantınız tabii ki bizi gururlandırıyor. Eğitiminizi bunu ikisi nasıl ilerletiyorsunuz? Yani bu iki şey arasında hem eğitiminiz hem sporunuz nasıl yapıyorsunuz? Biraz bundan bahsedebilirseniz çok seviniriz. Çünkü teşvik için bunu soruyorum. Gençlerimiz ya bisiklet bizim Türkiye'mizde biliyorsunuz. Yani çoğunlukla çok tercih edilen bir şey değil ama bizim kanalımız elektrikli bisikletlerle ilgili konuları içeriyor ama biz sizi bulmuşken gerçekten bu video bize gurur verecektir. Bizi destekleyen gençlerimize önderlik sunabileceğinizi düşünüyoruz bizler. O yüzden soruyorum. Yani eğitimi etkileyen bir tarafı var mı bu sporun? Bunu da söylerseniz çok seviniriz. Elbette var. Öncelikle biz birilerine örnek olabilirsek bizim için ne mutlu. İnşallah da olabiliriz. İnşallah. Profesyonel anlamda performans sergilemek istiyorlarsa evet. Akademik başarılarını belirli düzeyde etkiliyor. Ama şöyle, eğer disiplinli ve programlı çalışırsanız bunu da önüne geçebiliyorsunuz. En azından belirli bir seviyede tutabiliyorsunuz. Zaten bu özel hayatımızda da aynı şekilde. Eğer belirli bir programımız yoksa, disiplinli değilsek her şey zaten karışabiliyor. Bunun dışında dediğim gibi programla ilerlenirse derslerde ya da üniversite hayatında okuyan sporcular çok fazla etkilenmezler. Çok güzel. Peki kaç tane şampiyonunuz var? Bunlardan da biraz bahsedebilirseniz. Tabii ulusal ve uluslararası birçok derecem var ama Türkiye derecelerim 19 tane Türkiye şampiyonluğum var, 4 tane de Balkan şampiyonluğum var. Sizi tebrik ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi sözü Okan arkadaşımıza verelim. Herkese gururumuz. Merhabalar. İsmim Okan Aydoğan, 21 yaşındayım. İstanbul'da doğmuş büyümüş bir sporcuyum. Dağ bisikletiyle ilgileniyorum. Dağ bisikletinde milli sporcuyum. Benim de iki kez Türkiye şampiyonluğum var dağ bisikletinde. Bir kez Balkan ikinciliğim var. Başarılarım bunlar ve birçok ulusal ve uluslararası derecemiz var. Çok güzel, çok güzel. Peki siz nasıl geldiniz? Sizin hikayeniz nedir? Yani nasıl tanıştınız? Bu spora nasıl yöneldiniz? Hani bu durumlara sizi taşıyan nokta ne oldu? Bunlardan da biraz bahsedebilirsiniz. Tabii çok ki. Seviniriz. Yaşadığım ilçede böyle bir bisikletçi vardı. Orada da yarışan abilerimiz vardı. Ben de oraya gidip takılıyordum onlarla birlikte. Yarışlardan bahsediyorlardı. Gitti yarışları anlatıyorlardı. Onlar sayesinde ben de yarışlara katıldım. Beni götürdüler. Böyle böyle dereceler aldım. Antrenmanlara başladım derken bugüne kadar geldik. 6 yıl oldu. 2016 yılında spora başladım. 6 senedir aktif olarak yarışıyorum. Bu şekilde. Çok güzel. Peki birkaç sorum daha olacak. Sizi çok fazla böyle tutmak istemiyorum. Zamanınızı da almak istemiyorum ama. Neler önerirsiniz gençlere, genç arkadaşlarımıza? Çünkü ilgilenen kişiler de var. Hatta hiç ilgisi olmayıp mesela keşfetti dediğiniz bir bisikletçi arkadaşımızdan bahsettiniz. Onları da buraya yöneltebilecek. Bisiklet çünkü çok güzel bir spor. Sporla başlayıp. Bunu profesyonel anlamda nasıl yapabilirler, ne yapabilirler veya ne yapmaları gerekir? Bunu da açıklayabilirseniz, bize biraz bilgi verirseniz çok seviniriz. Bu işin asıl sırrı şey, yani performans gerektiren bir spor. Yani bizim bisiklet sporu kapalı alanda, işte futbol gibi, basketbol, voleybol gibi yapılan bir spor değil. Bunun özellikle kış aylarında çok zorluğu var. Yani
kar yağdığı zaman, yağmur yağdığı zaman bu sporu dışarıda yapmak zorundasınız. İşte uzun mesafe antrenmanları var, kısa mesafe antrenmanları var ve antrenmanlar gerçekten çok zor oluyor. Zor şartlarda oluyor. Kapalı bir alanda olmadığı için. Bu nedenle herkesin başarabileceği ve yapmak istediği bir spor değil. O yüzden de fazla bilinmiyor. Ama bence yani spor amaçlı yapanların asıl önceliği yani daha iyi bir şekilde yol kat edip yarışlara katılmaları ve bu şekilde başarı mutlaka gelecektir. Yani daha iyi antrenmanla ve belli bir programla daha iyi yerlere gelebilirler. Peki son sorum olacak sizlere. Şimdi kamera arkasında ben soruyu sordum ama burada bizi izleyen arkadaşlarımızın da öğrenmesini istiyorum. Bir takım televizyonlarda, haberlerde turlar oluyor. Bununla ilgisi olmayan bir konu değil mi? Bisiklet turları düzenleniyor ama oraya profesyoneller de geliyor, amatörler de geliyor biliyoruz. Bundan çok ayrı bir şey değil mi bu sizlerin yaptığı? Yani siz uluslararası olarak yarışmalara katılıyorsunuz. Hani insanlarımız bunu ayırt edemeyebilir. Onun için söylüyorum, muhakkak bilen kişiler vardır aranızda. Yani bu bisiklet turlarıyla uluslararası yapılan yarışmalar farklı arkadaşlar. Bunun da altını çizmek istiyorum size. O yüzden bu soruyu sordum size. İkisi arasında bir fark var. Doğru mu arkadaşlar? Hani bu bilgi önemliydi. Çünkü ya ben bisikletimi alayım da bu tura ben de karışayım. Bu öyle bir şey değil. Yani uluslararası bir yarışma katılmak federasyonlar aracılığıyla yapılan bir şeydir. Evet. Sizler daha iyi biliyorsunuz. Yani bir lisans almak gerekiyor değil mi? Öncelikle bir altyapı oluştuktan sonra. Yani profesyonelleşmek için bir takım işlemler gerekiyor. Evet. Sakın o televizyonlarda gördüğünüz turlar gibi düşünmeyin arkadaşlar. Turlar bir farkındalık yaratmak için yapılan sürüşler ama bizim... Bir teşvik değil mi? Bir nebze de bir teşvik oluyor. Farkındalık yaratıyorsun, bir şeyi duyurmaya çalışıyorsun ama bizim gibi profesyonel anlamda sürmeye başladıklarında işin içine performans giriyor. Evet. Sonuç odaklı sürmeye başlıyorsunuz. İkisi arasındaki en büyük fark bu. Bir de şöyle, turlar ikiye ayrılıyor aslında. Birisi televizyonlar izlediğim işte Türkiye turu, Fransa turu. Bu şekilde olan turlar dünya turları, yani dünya klasmanındaki turlar gerçekten çok profesyonel. Yani çok iyi sporcuların katıldığı ve buna lisanslı olan sporcular da katılamıyor aslında. Çünkü takımların kontinental takım veya da daha üst seviye takım olması gerekiyor. Bir diğer tur dediğimiz şey de amatör sporcuların kendi aralarında düzenlediği turlar. Yani turlar aslında ikiye ayrılıyor. İşte birisi televizyonda izlediğimiz, diğeri de günlük hayatta karşılaştığımız yapılan turlar. Bu şekilde takımlar, tur takımları da olabiliyor. Bu şekilde. Anladım. Son olarak da bir madalyamız var. Bu madalyanın da anlamını ve önemini bizlere anlatırsanız çok seviniriz. Okan arkadaşımıza ait bir madalya bu. Bundan da bahsederseniz bugünkü videomuzu sonuçlandıracağız. Size çok teşekkür ederiz bu arada. Bu kadar bilgi verdiğiniz için, bizleri aydınlattığınız için de. Bu madalya 2 hafta önce ya da 20 gün önce Yalova'da yapılan dağ bisikleti Türkiye Şampiyonası madalyası. O yarışta eliminatör klasmanında Türkiye şampiyonu oldum ve birincilik madalyasını aldım. Maşallah diyelim. Maşallah diyelim. Evet, bu da benim Türkiye şampiyonluğu madalya. Arkadaşlar sizlere çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür kanalımıza ederiz. Böyle bir video imkanı verdiğiniz için, bizler sizlerle tanıştığımız için çok memnun olduk. Umarım çok büyük başarıları elde edersiniz. Biz daha çok gururlanırız. Buradan arkadaşlar lütfen kanalımıza abone, yorum ve beğeni yapın. Çünkü bizim genç arkadaşlarımızın gerçekten tanılmaya ihtiyaçları var, bilinmeye ihtiyaçları var. Çünkü biz onları daima hem bizi gururlandırdıkları için, büyük başarıları elde etmeleri için onlara destek olmalıyız. Bu yüzden kanalımıza destek olabilirsiniz. Abone, yorum ve beğeni yapabilirsiniz. Güneş bisiklete dediğim gibi böyle şampiyonlar da geliyor arkadaşlar. Çünkü burası gerçekten çok profesyonel işini yapan iyi bir yer olduğu için bu arkadaşlarımıza, bizler de burayla tanıştığımıza çok memnun olduk. Size tekrar teşekkür ediyoruz. Biz çok sağ olun. Görüşmek üzere.